Merhaba, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün beyran çorbası yapacağım. Malzeme listemi aşağıya bırakıyorum ölçülerimi. Kuzu gerdanı, salça, pirinç, sade yağ, sarımsak, acı Arnavut biberi, bir kuru soğan, baharat olarak da pul biberi, kekik, tane kimyon, karabiber, kakule ve zencefil kullanacağım. Tabii ki tuz. Şimdi malzemelerimizi karıştıracağız. Önce şu soğan ve biberimi tencereye alıyorum. Baharatlarla harmanlayacağım. Bir yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekliyorum. Baharatlarımızı güzel boca ediyoruz. Etlerimiz mühürlendikten sonra sıcak su ekleyeceğim. Kaynayacak. Etim mühürlendi. Şimdi sıcak suyu ekliyorum. Kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını kısıp ben 20 dakika ayarlayacağım. 20 dakika pişmesi yeterli olacak. Haşlanmış etimi sonra çıkarıp didikleyeceğiz. Etimiz haşlandı. Onu şimdi didikleyeceğiz. Evet, gerdanımız haşlandı. Onu didikledim. Suyunu süzdüm. Şimdi pirinçle buluşturma zamanı. Önce gerdan etlerimi ekliyorum. Yemeğimiz hazır. Afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak için zil sesini açmayı unutmayın. Hoşça kalın. Merhaba, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sebzeli, beşamel soslu bir fırın yemeği yapacağım.
Kullanacağım malzeme listemi aşağıya bırakıyorum ölçülerini. Kullanacağım malzemeler mantar, Brüksel lahanası, bir havuç, kırmızı biber, kaşar, beşamel sos için, un, yağ ve süt kullanacağım. Öncelikle sebzelerimi sotelemekle başlayacağım ben. Brüksel lahanamı haşladım. Şöyle haşladım. Yani 2-3 dakikalık kaynar suya koydum. Sonra onu soğuk suyla şokladım. Havucumu da aynı şekil yaptım. Brüksel lahanasının ağır bir kokusu vardır. Böyle haşlama yöntemiyle ağır kokusu gitmiş oluyor. Bir kaşık da sade yağdan ekleyeceğim, az bir şey lezzet vermesi için. Sarımsakların keskin aromasının çıkması için onu yağla kavuracağım. Baharatlarımı da aynı şekilde. Kavrulduğu zaman yağda baharattaki o aldığımız lezzet baharatların kavrulmasında ortaya çıkıyor. Baharatlı yemeklerde baharatın önceden kavrulsa çok daha lezzetli oluyor. Mantarlar sotelendi. Biberleri ekliyorum. Haşlamıştım. Biber kırıldıktan sonra beşamel sosu deneyeceğim. Sebzeleri borcama yerleştiriyorum. Hemen arkasında beşamel sosu hazırlayacağım. Beşamel sosu yapmaya başlıyoruz. Sade yağ eridikten sonra unla kavuracağız. Biraz da karabiber ekleyeceğim. Kaşarımızın yarısını içine ekleyeceğim ben. Diğer yarısını da üzerine kullanmak üzere ayıracağım.
dışarıdan erinceye kadar fırında kalacak, sonra servis hazır. Yemeğimiz hazır. Afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak için bildirim sesini açmayı unutmayın. Merhaba, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün fırında tavuk pirzola yapacağım. Tavuk pirzolamı portakal suyuyla yapacağım. Malzeme listemi aşağıya bırakıyorum. Kullanacağım malzemeler: yoğurt, rendelenmiş bir kuru soğan, yarım limon kabuğu rendesi, bir portakal suyu, baharat olarak kekik, kimyon, toz biber, karabiber, köri, bir de pul biberi var. Limon kabuğu rendesi, kuru soğan ve sarımsak, yoğurt, baharatlarımızı ekledim. Portakal suyunda 1 saat dinlendireceğiz. Daha sonra fırına vereceğim. Bu aşamada içerisine 2 yemek kaşığı kadar kavrulmuş susam ekledim. Derece fırına veriyorum. Yemeğimiz hazır. Afiyet olsun. Beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak için bildirim sesini açmayı unutmayın.